Bugün Fırat Kalkanı Hareketi'nin 37. günündeyiz. Devlet ve millet bekası için sürdürülen operasyonların başarılı olması en içten dilek ve duamızdır. Fakat ABD'nin ülkemize meydan okur gibi PYD-YPG'ye yaptığı silah yardımları, muhtemel Rakka ve Musul operasyonları ile ilgili kafa karışıklıkları haklı olarak bizi endişelendirmektedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz'un arkasında FETÖ var ama biz bunu ABD'ye anlatamadık sitem ve sızlanması, ABD Başkan Yardımcısının YPG'ye silah yardımlarından haberim yok deyip Savunma Bakanı'nın itirafı tam bir kör düğümü işaret etmektedir. ABD terör örgütlerine destek verirken bu kan tutkunu caniler Türkiye'ye saldırmaktadır. PYD-YPG'ye verilen her silah aynı anda PKK'nın eline geçmekte, Doğu ve Güneydoğu'da şehadetlere neden olmaktadır. Artık terör dayanılmaz hal almıştır. Türkiye 20 Temmuz 2015'ten bu tarafa tam bir facia yaşamaktadır. FETÖ, PKK ve IŞİD terör örgütlerinin saldırıları sonucunda tamamı tamamına 905 evladımızı yaklaşık bir yıllık zaman zarfında şehit verdik. Bu korkunç ve kahredici bir tablodur. Her gün şehit gelmektedir. Bugün gelinen aşamada maruz kaldığımız tehdit ve tehlike günübirlik ve fason tedbirlerle geçiştirilemeyecek kadar büyüktür. Artık yıllardır ülkemize musallat olan bu beladan kurtulmanın zamanı gelmiştir. Ve Milliyetçi Hareket Partisi her yapıcı sonuç odaklı işbirliği ve yakın temasa hazırdır. Tek çözüm PKK ve diğer terör örgütlerinin tam olarak yok edilmesi veya ele geçirilmesidir. Geçmişte bölücülük ve bölücü terörle mücadelede cılız girişimler, basit ve etkisiz tedbirlere yetinerek bugüne kadar gelinse de bundan sonra gidilecek bir yer yoktur. Ciddi, köklü ve kalıcı tedbirlerin alınmaması halinde beka düzeyinde bir sorun olan terörizm Türkiye'yi yutacaktır. Bir ara terörden beslenen etnik bölücülük, demokratik hak ve meşru kimlik talebi olarak mazur görülmüş, ülkemizin bölünmesi ve parçalanma projeleri, toplumsal ilerleme ve çağdaşlaşmanın yol haritası olarak tasvir edilmiştir. Ülkemizin iç barışını, kardeşliğini ve dayanışmasını tehdit eden en önemli çarpıklık aslında burada aranmalıdır. Bunun tekrar nüksetmesi ya da terörizmle mücadelenin kösteklenmesi karşısında iç çatışma ortamının vasat bulacağı artık herkes idrak etmelidir. Karşımızdaki sürecin nereye yöneldiğinin, nasıl sonuçlanacağının, gelişmelerin istikametinin ne olacağının isabetli yorumu şüphesiz ki çok önem kazanmıştır. Sahada terörizmle çok etkin ve silahlı mücadele ön şarttır. Bunun yanında diğer tedbirlerin de başta sosyal ve ekonomik olmak üzere gecikmeden alınması pek tabii önemlidir. Bir defa şunu açıkça söylemek isterim ki Kürt kökenli kardeşlerimizin terörle en ufak bağ ve bağlantıları yoktur. PKK Kürt kökenli kardeşlerimizin temsilcisi, vasisi, himaye edeni de değildir. Asla da olamayacaktır. Kürt kökenli kardeşlerimiz bizim canımız, varlığımızın ana dayanıklarındandır. Ve de sorunları vardır. Bu bizim tarafımızdan bilinmektedir. Bize göre Kürt sorunu yoktur. Ama Kürt kökenli kardeşlerimizin diğer vatandaşlarımız gibi sosyal ve ekonomik sorunları haddinden fazladır. 21 Haziran 2010 tarihinde dönemin Cumhurbaşkanı Sayın Gül'e bizzat sunduğum bir çalışmamızda yörenin ekonomik kalkınmasına yönelik tedbirler planlanmalı ve uygulamaya konulmalıdır demiştik. İç göç, yoksulluk, yolsuzluk, milli ve manevi iklimi ve dengeyi bozan, aile yapısını deforme eden sosyal, siyasal ve kültürel gelişmelerle ilgili tedbirler geliştirilmelidir ki teklifinde bulunmuştuk. Ayrıca terörü besleyen kaynakların
kurutularak buna müsait bir ortam hazırlayan sosyoekonomik sorun ve sıkıntıların birinci öncelikli konu olarak köklü ve kalıcı çözümlere kavuşturulmasını tavsiye etmiştik.